tane tane konuşuyorum. Neden? Bu konudan soru kaçırma lüksünü size tanımıyorum. Gerçekten bu konudan soru kaçmaz. Hatta bunlara müzik bile dinletiyorlar. Evet, ben çiftliklere denk geldim. Hatta o klasik müzikler Mozart'tan, Beethoven'den dinletiyorlar. Müslüm dinletenler de var böyle. Bu kadar keyif olunca arkadaşlar verim de yüksek oluyor. Büyükbaşı götürürsen sana sitem eder. Hafifinden söylüyor. Sen beni buraya niye getirdin? Burada büyük otçak yok. Burada ne yiyeceğim? Kaçlık araziyi mi yalayacağım? Dünyada en çok balık tüketen ülke Japonya, kişi başına 180 kilogram, neredeyse bir inek kadar balık yiyorlar. Balık zekayı etkiler mi? Arkadaşlar balık küçük başta yendiği zaman zekayı etkiler. Çünkü bu hayvanı yönetmek zor. Bu hayvan kural tanımıyor. Bataklık alanları seviyor. Sek ve idaresi zor. Ama inek öyle mi? Canım inek. Başka, yem üretimi yetersiz. Başka, veterinerlik hizmetleri yetersiz. Başka, çiftçilere verilen kredi yetersiz. Bugün bir hayvan kaç para olmuş? Neredeyse araba fiyatına. Dolayısıyla çiftçilere bu konuda destek vermek gerekiyor. Ve geldik bir başka konuya. Konular hızla ilerliyor. Türkiye'de hayvancılık. Arkadaşlar ülkemizde çok hayvan var. Evet, onlar her yerdeler. Ülkemizdeki hayvan sayısı yaklaşık 75 milyon. Bazen 70 milyon oluyor ama tüm hayvanlar içerisinde en fazla yer kaplayan hangisi? Ülkemizde en çok hangi hayvan var? Söyleyin bakalım. Mahmut, sence hangisi? Bu cevabı beklemiyordum. Yani tavuğu hariç tutalım. Küçükbaş, koyun, keçi, inek dersek, yani sığır dersek ne dersin? Büyükbaş dedin. Aslında çok yaklaştın. Küçükbaş olacak cevap. Küçükbaşlardan hangisi? Koyun. Ülkemizde 45 milyon koyun var. 16 milyon civarında keçi var. 13 milyon civarında da toplayın rakamlar ne yapıyorsa büyükbaş var. Ama deseniz ki hocam en çok süt ve et hangisinden? Hangisinden Mahmut? Büyükbaşta. Niye? Cüsse büyük de. Yani bir inek kaç tane koyun yapar? Bir koyun en fazla 50 kilo gelir ama bir inek 600 kilo geliyor ya. Bir ton gelenler var. Kurban Bayramı'nda biliyoruz o durumları. Hasılı. Türkiye'de çok hayvan var ama verim az. Dünyada hayvanın en çok olduğu ülkelerden biriyiz. Buna rağmen et kilosu kaç para? Mahmut, senin genelde bunların aram pek iyi değil. Sorduğum şeylerde. Etin kilosu kaç para en son? Bunu bence doğru yaklaştım bunu. Ne kadar ben de bilmiyorum doğrusu. Son zamanlarda diyet yapıyorum. Ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama netice itibariyle siz et yiyebiliyor musunuz? Yani hayvansal ürünleri rahat tüketebiliyor musunuz? Rahat ulaşabiliyor musunuz? Yani çok basittir bunların cevabı. Hocam alamıyoruz. Vallahi kıymayı reyondan seyrediyoruz diyorsanız o zaman Türkiye'de hayvancılıkta sorun var demektir. Bu kadar çok hayvanın olduğu, buna rağmen et fiyatlarının yüksek olduğu, insanların et ürünlerine erişmekte zorluk çektiği bir durum varsa o zaman hayvancılığın problemleri var. İşte o problemleri burada sıraladık. ÖSYM problem sorar. ÖSYM hangi konuyu anlatırsak anlatalım, ister hayvancılık, ister tarım, sanayi, turizm, hepsinde yaşanan problemleri sorar. Hayvancılıktaki en büyük problemimiz yaz, hayvan soylarının ıslah edilemeyişi. Hocam hayvanların ıslahı nasıl oluyor? Hadi insanların ıslahını bir şekilde düşünebiliyoruz. Tarım ürünlerin ıslahını da anlıyoruz. Tohumun genleriyle oynuyorsun. Hayvanların ıslahı nasıl oluyor? Arkadaşlar sizlere bir itirafta bulunmak istiyorum. Yani her şeyde kuru milliyetçilik yapıp bizim her şeyimiz süper ya, hayvanımız da süper demenin alemi yok. O zaman dünyayı kaçırırsın. Eksiklerini görmek zorundasın. Türkiye'deki hayvanlar çok verimli değil. Yerli ırklar dediğimiz işte Anadolu kırmızısı, boz inek falan, bunların hem kilogramı düşük et olarak hem sütü düşük. Bir Holstein'in verdiği süt, Holstein şu siyah beyazlar var ya, Hollanda inekleri, yılda 4000 litre süt verirken bizim yerli inekler kimisi 600, kimisi 1000, en baba vereni 1200 litre süt veriyor. O zaman ne yapıyorsun? Bizimkini ıslah etmen gerekiyor. Yabancı ırklarla yerli ırkları birleştiriyorsun, melezleştiriyorsun. Ondan yeni bir tür elde etmeye biz ne diyoruz? Hayvan soyların ıslah edilmesi. Hocam bu o kadar zor bir iş mi ya? İşte kapalı bir mekana koy, hallederler. Yani ıslah sorunu gerçekleşir. O kadar kolay değil. Bir nesilden diğer nesle gelene kadar 50-60 yıl geçmesi gerekiyor. Yani soyların büyük bir kısmının ıslah edilebilmesi için. O zaman sorunları görmezden gelmeyeceğiz. Hayvanlarımızın soyu çok verimli değil. Başka, işte erken kesimler var. Erken kesiliyor. Yani daha büyümesine şans tanımadan erken kesiyorsun. Başka, meraları tahrip ediyorsun. Meralarda aşırı otlatma yapıyorsun. Dolayısıyla meraları tarım arazisine dönüştürüyorsun. Bu da bir sorun. Başka, yem üretimi yetersiz. Başka, veterinerlik hizmetleri yetersiz. Başka, çiftçilere verilen kredi yetersiz. Bugün bir hayvan kaç para olmuş? Neredeyse araba fiyatına. Dolayısıyla çiftçilere bu konuda da destek vermek gerekiyor. Türkiye'de hayvancılık başlığı altında büyük başları, küçük başları, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık ve balıkçılığı anlatacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak.
Görelim. Evet, yerimi aldım. Siz de kahvenizi yudumlayın çünkü keyifle dinleyeceğiniz bir ders olacak. Aynı zamanda genel kültür dersi olacak. Bak burada hangi hayvanları görüyorsun? Şunlara baksana tipine ya. Camış deniyor buna. Ya biraz böyle şey gibi duruyor. Arka sokaklarda oturan böyle hani omuzunda teyp taşıyan şu zenciler var ya Amerika'nın gettolarında böyle. Ya da yolunu kesebilecek böyle serseri kılıklı insanları temsil ediyor gibime geliyor. Yani şey böyle çok burnundan kıl aldırmaz gibi duruyor. Bunları ne için söylüyorum? Bu hayvan camıştır. Bu hayvanın verimi oldukça yüksektir ama niye insanlar bunu yapmıyor? Çünkü bu hayvanı yönetmek zor. Bu hayvan kural tanımıyor. Bataklık alanları seviyor. Sek ve idaresi zor. Ama inek öyle mi? Canım inek. Laftan anladığı yetmezmiş gibi akşam ezanı okunmadan kendi eve yeri geliyor. Gerçekten inekler ahırını tanıyor arkadaşlar. Ben köyde denk geldim. Kendi köyümüz yok. Yakın akrabalarımızın diyelim köyüne gitmiştim. Akşam olduğunda inek otlaktan kendisi ahıra gelebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de sayıca bakın şu büyük başlar içerisindeki camışların ya da bunlara manda diyoruz daha doğrusu ya da camız her yerde kömüş diyenler de var. Sayıca az olmasının nedeni verimi çok olmasına rağmen mandaların sayısı neden az? Çünkü bunların sek ve idaresi zor. Yabani gibiler. Sayıca en fazla nerede? Samsun'da, Diyarbakır'da, hatta İstanbul'da. Dolayısıyla ilk olarak Samsun'u sayacaksınız. Peki hocam başka Türkiye'de şu ne? Tiftik keçisi. Tiftik keçisi gerçekten de böyle tiftiği yünleri değerli. Görüntüsü de güzel. Yani bu tiftik keçisine biz nerede rastlarız? Çünkü endemik bir tür bu yani. Ankara'da rastlarsınız. Ankara, Mardin, Siirt bu coğrafyalarda rastlarsınız. Önemli. Arıcılığı görüyoruz. Yine hayvancılık için anlatacağımız aranızda hobi olarak yapanlar da vardır. Türkiye dünyada söz sahibi ülkelerden biri. Türkiye'de arıcılık bir nevi hobi niyetine de yapılıyor. Büyük başları görüyoruz şurada. Sığırları görüyoruz. Türkiye'de sığır deyince ahır hayvancılığı ve mera hayvancılığı şeklinde ikiye ayıracağız. Meralar nerede? Kuzeydoğu Anadolu ahırlarda. Özellikle Marmara diyeceğiz. İşte hayvancılıkla ilgili böyle bir girizgah yaptık. Şimdi burada biraz daha detaya inelim. Şimdi mera hayvancılığı deyince Türkiye haritasında nereye bakman gerektiğini bileceksin. İlk bakacağın yer neresi? Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu. Erzurum, Kars, Ardahan. Sonra Doğu Karadeniz'e bakacaksın mera hayvancılığı için. Nedir hocam mera hayvancılığı? Mera nedir? Yüksek boylu otlara, çayırlara biz mera diyoruz. Erzurum, Kars, Ardahan ve Doğu Karadeniz'de meralar çok yaygın. Yani insanın beline kadar gelen otlar düşünün. Hayvan görünce kendinden geçiyor. İçinde debelenesi geliyor. Ağzının suyu akıyor. Dolayısıyla bu meralar, bu çayırlar niye bu coğrafyada yaygın? Çünkü yazları yağışlı geçiyor. Yazları yağışlı geçen her yerde meralara rastlarsın. Dolayısıyla en çok da rastladığın yer burası. O zaman ÖSYM sana sorarsa mera hayvancılığı nerede yaygın? Bakacağın yer işte bu coğrafya. Yani Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz. Peki hocam mera hayvancılığını nerede yapıldığını anladık. Özelliği ne? Özelliği şu bak hayvanı görüyorsun. Buradaki hayvan kendi kaderiyle baş başadır. Ot varsa yiyecek. Ot yoksa aç kalacak. Aç kalırsa hayvanın et ve süt verimi düşer. Peki hocam otun varlığı neye bağlı? Yazları yeterince yağışlı geçmezse yeterince ot olmaz. Ot olmayınca hayvan beslenemez. Et ve süt verimi düşer. O zaman bir çıkarım yapalım. Hocam mera hayvancılığında iklime bağımlılık var mı? Var. İklimsel değişmeler ot yani çayır merayı merada hayvanın et ve süt verimini etkiliyor mu? Etkiler. O zaman buradaki hayvancılıkta yıllar içerisinde dalgalanmalar olur mu? Yani et ve süt veriminde yükselme ve alçalma olur mu? Olur. Mera hayvancının en temel özelliği üretimde dalgalanma olması. Peki o zaman devlet mera hayvancılığına mı yatırım yapması lazım? Yoksa şuradaki gibi ahır hayvancılığına mı yatırım yapması lazım? Tabii ki ahır. Neden? Ya devlet şaşırmak istemez, sürprizlerle karşılaşmak istemez. Üretici de öyledir. Hayvanından her zaman yüksek verim almak ister. Yarını kaygıyla karşılamak istemez. Acaba yağmur yağacak mı, ot olacak mı, hayvanım et süt verecek mi, ben para kazanabilecek miyim? Bu kaygıdan uzaklaşmak ister. O yüzden devletimiz besi ve ahır hayvancılığını tavsiye ediyor. Buna geçin diyor. Hayvanın üretiminde dalgalanma olmaz, azalma olmaz. Her zaman yüksek verim alırsın diyor. Neden yüksek verim alırsın? Bak buradaki hayvan kader ile baş başa ama buradaki hayvan otlar önüne gelmiş. Veteriner ayağına gelmiş. Hangi doktor ayağınıza geliyor? Yani aile doktor olan var mı aranızda? Siz doktora gidiyorsunuz. Yani bu hayvanlardaki konfor sizde bile yok. Yerine göre bizde bile yok yani. Ayağına geliyor veteriner. Ondan sonra baksana böyle temiz, bakımlı görünüyor. Böyle sanki gerçekten TikTok nesli gibi oldukça bakımlı duruyorlar. Yemleri de önüne gelmiş. Yarın kaygısı yok. Dışarıda yağmur olmuş, fırtına olmuş. Umurlarında değil. Niye? Çünkü kapalı alanda. Dolayısıyla buradaki hayvanın keyfi yerinde. Bu keyfi de et ve sütüne yansıtıyor. Hatta bunlara müzik bile dinliyor.
dinletiyorlar. Evet, ben çiftliklere denk geldim. Hatta o klasik müzikler Mozart'tan, Beethoven'den dinletiyorlar. Müslüm dinletenler de var böyle. Bu kadar keyif olunca arkadaşlar verim de yüksek oluyor. O zaman besi ve ahır hayvancılığında verim yüksek. Peki nerede yapılıyor bu daha çok? Haritaya bakın. Marmara bölgesinde yapılıyor. Ege bölgesinde yapılıyor. Büyük şehirlerin çevresinde yapılıyor. Şurada da Tekirdağ çevresinde de var. Niye buralarda? Çünkü nüfus burada. Burada büyük bir nüfus kitlesi olduğu için bu nüfusu doyurmak için büyük çiftlikler hemen yanlarında ahır hayvancılığı, mandracılık da diyoruz buna bir nevi. Buralarda yoğunlaşmış. O zaman bir tespit yapalım. Mera hayvancılığının Doğu Anadolu'da yoğunlaşmasının nedeni fiziki koşullar, yazların yağışlı geçmesi, Erzurum Kars'tan. Ama ahır hayvancılığının Marmara ve Ege'de yoğunlaşmasının nedeni fiziki koşullar değil, yağış değil, yer şekillerinin düz olması değil. Nedir? Nüfus. Buna ne diyorum ben? Beşeri faktörler ve pazarlama olanakları. Yani ürettiğin eti, sütü, peyniri çok rahat pazarlayabileceğin bir kitle var burada. Bakın tane tane konuşuyorum. Neden? Bu konudan soru kaçma lüksünü size tanımıyorum. Gerçekten bu konudan soru kaçmaz. Dolayısıyla ahır hayvancılığı ve mera hayvancılığının nerede yapıldığını ve senin karşına hangi tarz sorularla gelebileceğini söyledim. Hatta çıkmış bir soru vardır. Bir yerde yıllar içerisinde et ve süt veriminde dalgalanma oluyorsa orada ne tür hayvancılık yapılıyordur diye sormuştur. Mera hayvancılığı diyeceksiniz. O zaman Türkiye'de öğrenci bazen şöyle düşünüyor. Ama hocam orada diye doğal besleniyor. Doğal ot yiyor. Bu hayvanın eti daha lezzetli olmaz mı? ÖSYM hangisi daha lezzetli diye sormaz. Hangisinde verim daha yüksek diye sorar. Dolayısıyla verim dendiğinde, yapılması gereken hayvancılık türü dendiğinde ne diyeceksin? Besi ve ahır hayvancılığı diyeceksin. Diyorum ve geçiyorum. Bakın size gerçek görsellerle karşınıza çıkayım. Türkiye'deki hayvanların bir diğer sorunu ırk sorunu. Ülkemizdeki hayvanlar genelde böyle. Yani boylarına bakarsanız bir de şununla kıyaslarsanız, kıyaslayabilmeniz için, ya bu resmen vücut çalışmış gibi duruyor. Ağırlık çalışmış gibi duruyor. Bizimki ise gayet masum duruyor. Dolayısıyla şu yabancı ırklar dediğimiz Holsteinlar, özellikle Hollanda siyah beyazlar ya da Sementallar ya da bir de neydi, bir çok veren bir tür daha vardı. Georgia, Virginia değil. Neyse siz hatırlarsanız siz de türünü soracak değil ama Holstein'i bilin. Hayvan soyundan ıslah edilmesi için bu ikisini akraba yapacaksın. Dolayısıyla yeni doğacak çocuklar ıslah edilmiş ve verim yüksek olacak. Anlaşıldı mı? Zira bakın şu ineklerde, yabancılıklarda yıllık 4000 litre süt verirken bizimkiler 1000 litre, yani 1/4 kadar. O zaman hayvan soyundan ıslahı anlaşıldı. İşte burada veteriner efendi tek tek bakıyor, bakın kontrol ediyor. Ahır hayvancılığının neden gelişmesi gerektiği hakkında fikir verir. Türkiye'de büyükbaş hayvancılık, şöyle slaytımı geri getireyim. Evet, devam ediyorum. Türkiye'de büyükbaş hayvancılık baktığın zaman Türkiye'nin birçok yerinde yapılır ama yoğunlaştığı yerler sorulur. Türkiye'de ahır hayvancılığı anlamında sığır sayısının en fazla olduğu ilin Konya olduğunu bilin. Kapalı alanda ahır hayvancılığı, ama mera hayvancılığı şeklinde de Erzurum olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sayıca 13-14 milyon ama Türkiye'deki et ve sütün %70'i arkadaşlar sığırlardan sağlanır. Bu arada büyükbaş hayvanlara sığır denir, küçükbaşlara da davar denir. Bunlar hakaret olarak da kullanılıyor biliyorsunuz. Bunların dişi olanlarına inek deniyor, erkek olanlarına öküz deniyor ya da boğa deniyor. Boğalar damızlık için kullanıldığı için biraz daha değer atfediliyor. Öküzler başka bir işe yaramadığı için yük, genelde onlara yük çektiriyor, tarla sürdürüyor. İşte bu da zaman zaman hakaret lafzı olarak kullanılıyor. Hasılı Türkiye'deki et ve sütün %70'i, hatta %80'i büyükbaşlardan sağlanır. Sayıca az olmasına rağmen bunu sakın karıştırmayın. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mera hayvancılığı yaygındır söyledik. Mera hayvancılığı iklim koşullarına, bitki örtüsüne bağlı olarak yapıldığında üretim miktarında yıldan yıla dalgalanma olur. Bu cümleyi kaçıncı defa söyledim önemli olduğu için. Marmara ve Ege bölgesinde büyükbaş hayvancılık ahır hayvancılığı olarak yapılır. Neden? Çünkü nüfus, beşeri faktörler etkili. Besi ve ahır hayvancılığı ile kapalı ortamlarda iklim ve bitki örtüsüne bağımsız olarak yapılır. İklimden etkilenmez. Ahır hayvancılığında et ve süt verim yüksek olduğunu söyledik. Nüfus miktarı fazla olduğu için büyük şehirlerin çevresinde ve şeker fabrikalarının çevresinde yoğunlaşma var. Çünkü şeker pancarının küsbesini büyükbaş hayvanlar büyük bir keyifle, iştahla tüketiyorlar. Marmara, Ege, Akdeniz bölgeleriyle Erzurum, Kars, Trabzon ve Van illerinde oldukça gelişmiştir. Büyükbaş hayvancılık diyorum. Erzurum, Kars'ta mera ama Marmara çevresinde ahır hayvancılığı diyoruz. Türkiye'de beslenen sığır sayısı bakımından da bakın şurada Konya'nın ilk sırada geldiğini, Erzurum'un ikinci sırada geldiğini, İzmir'in üçüncü sırada, yani ilk üçü sormaz diye düşünüyorum ama Konya'yı ve Erzurum'u bilin diyorum. Ve geldik koyun. Koyun böyle masum bir yapısı var arkadaşlar. Koyunla ilgili ÖSYM ne sorar? 1. Düz arazi ister. Yer şekilleri. 2. Fazla yağıştan hoşlanmaz. Bunun da kendine göre bir özel hayatı var neticede. Bir tercihleri var yani. O yüzden hiçbir koyun Karadeniz'de yaşamak istemez. Niye? Hem engebelik gezemez hem de çok yağış var. Aşırı yağış olduğu zaman o tüyleri, yünleri
Yağışı emiyor, hayvan ağırlaşıyor. Kendini taşıyamıyor zaten. Kuyruğu zor taşıyor biliyorsun. Bir de ağırlaşınca iyice yürüyemiyor. O zaman Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerinde iklimin etkisinde mi? Evet. Bu koyun bir de şurada görmüş olduğunuz küçük boylu otları yiyor. Yani bozkırla besleniyor. En fazla nerede? Doğu Anadolu. İl olarak nerede? Van. Ondan sonra İç Anadolu. Yani düz alanları sever. Doğu Anadolu'da özellikle mor karaman dediğimiz koyun türü. Sevgili yönetmenin getirsin görüntüyü, mor karaman. Ama Türkiye'de toplamda tüm türler içerisinde en yaygın hangisi? Karaman. En yaygın koyun türü. Şimdi ÖSYM koyun türlerine kadar düşer mi? ÖSYM'nin işi belli olmaz. Son zamanlarda coğrafyayı çok zorlaştırdığı için ben de size şu detayı vereyim. Ege'de özellikle Ege bölgesinde sakız ve dağlıç denen türler. Sakız ve dağlıç. Hatta yönetmenim o görüntüleri bulabilirse koyabilir. Tabii ÖSYM koyunun fotoğrafını gösterip bu hangisidir diye sormaz, ayrı mesele de. Şey olsun, genel kültür olsun diye. Efendim Marmara bölgesinde, Marmara'da Merinos koyunları özellikle Bursa'da yaygın. Türkiye'nin genelinde özellikle İç Anadolu'da Karaman türü yaygın. Kars çevresinde Tuj koyunu, evet Tuj koyunu yaygın. Güneydoğu'da İvesi koyunu yaygın. Samsun çevresinde Tahirova koyunu yaygın. Bakın bunlar türler. Dünyada 50'ye yakın tür var. Ama dünyadaki en verimli türler, tabii bu zaman zaman değişiyor. Romanov koyunları inanılmaz bir süt veriyorlar. Neredeyse inek kadar ve oldukça fazla yavruluyor. Türkiye'ye son zamanlarda getirilmeye başlanmıştır. Rusya'da yaygın bu özellikle. Ama Türkiye'de en yaygın Karaman. Şimdi koyunla ilgili başka ne sordu? Bak bir sürü bir şey anlattım. Koyunun olduğu yerde yünü dokumacılıkta gelişir. Yünleri var ya, koyunun derisi inek kadar değerli değil bu arada. Büyükbaş sığırların derisi çok değerli. Dolayısıyla büyükbaşın geliştiği Erzurum'da, İstanbul'da, buralarda arkadaşlar deri sanayisi de gelişmiştir. Ama koyunun olduğu yerlerde yünü dokumacılık gelişmiştir. İşte Kayseri gibi, Kayseri Bünyan gibi, işte Manisa Demirci gibi, Hereke gibi, Kocaeli, buralı Isparta, buralarda arkadaşlar yünü dokumacılık gelişmiş. Dedim koyunla ilgili başka söylenecek şeyler bunlar. Başka ne söylenebilir? Söylenecek şeyler varsa sizler yazarsınız. Koyunla ilgili bir tecrübeniz varsa. Koyun eti, keçi eti hangisi lezzetli? Mahmutcan var mı senin bir tercihin? Bence koyun eti hocam. Koyun eti diyorsun. Keçinin de sütü son zamanlarda çok değerli olmaya başladı. Şimdi keçiye bakar mısın Allah aşkına? Hiç koyun böyle şey yapar mı? Dolayısıyla keçi böyle hareketler yaptığı için devlet kontrolünde olmuştur uzun yıllar. Niye? Yerinde durmuyor ki. Ağaçlara tırmanabiliyor ya. Ağaçların, özellikle ormanların taze filizlerini yediği için devlet orman köylülerinin keçi beslemesini yasaklamış, ormanlara zarar verdiği için. Ama son zamanlardaki orman yangınlarında keçiler kurtarıcı rolü de üstlenmeye başlamış. Nasıl? Orman yangınlarına müdahale etmek için patika yolları keçiler en iyi takip ettiği için oralarda keçi beslenmesine bir miktar müsaade etmiştir. Dolayısıyla keçi böyle bir hayvan. Sayıca 12-13 milyon. En fazla Akdeniz. Neden? Önemli bir soru. Akdeniz'de keçi niye çok? 1. Keçinin etini çok seviyorlar. 2. Keçinin tipini çok seviyorlar. 3. Keçi oradaki karstik araziyi çok seviyor. Hiçbiri de değil. Akdeniz coğrafyasında başka hayvan olamadığı için keçi. Koyun olamaz. Çok engebeli. Gezemez. Büyükbaş olamaz. Büyük ot yok çünkü. Büyükbaşı götürürsen sana sitem eder. Hafifinden söylüyorum. Sen beni buraya niye getirdin? Burada büyük ot yok ki ben burada ne yiyeceğim? Karstik araziyi mi yalayacağım? Diye. O yüzden büyükbaşlar da yok. Meydan kime kalıyor? Boş kalmaktansa keçi olsun. Keçiye makrobatik o arazi koşullarında, engebeli koşullarda böyle çok rahat hareket ediyor. Dolayısıyla Akdeniz'de keçinin çok olmasının temel nedeni jeomorfolojik, iklimsel de değil bakın. Akdeniz iklimini çok seviyor ondan dolayı da değil. Bazı yanlış bilgilendirmeler görüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Keçi her yerde yapar. Keçinin yapamayacağı coğrafya yok. Ama keçinin bir yerdeki yoğunluğu insanların tercihiyle ilgili. Siz hiç Erzurum'da keçi görmediniz mi? Konya'da keçi görmediniz mi? Bursa'da keçi görmediniz mi? Var. Ama ağırlıkta neresi? Akdeniz. Demek ki iklimsel bir şey yok. Tamamen yer şekilleriyle ilgili. Tabii Akdeniz'deki keçi hangisi? Kıl keçisi. Burada görmüş olduğunuz siyah olanlar. Bir de keçinin beyaz olanları bak ne kadar sempatik, ne kadar sevile. Şunlara bak, insan kucağına alacak, bebek gibi sevecek yani. Bu da tiftik keçisi. Tiftik keçisi Ankara, Mardin, Siirt. Yünü değerlidir. Sayıca azdır. Bilinmesi gereken özelliklerden biri. Keçinin olduğu yerde de yine halı kilim dokumacılığı gelişir diyeyim. Keçiyle ilgili başka diyeceğimiz bundan ibaret. Kıl keçisinde Akdeniz dedik. Doğu ve Güneydoğu geliyor daha. Sonra il olarak Mersin. İlk sırada bakın keçinin yoğunlaştığı coğrafyaları görüyorsunuz. Buradaki köylüler, Türkmenler oradaki oba yerleşmelerinde keçi besliyorlar genelde. Yerleşmeleri bunun üzerine bina ediyorlar. ÖSYM'sine Akdeniz demez de Teke Taşeli der. Aynı şey arkadaşlar. Diyorum, geçiyorum. Arıcılık. Ya bu arılar enteresan hayvanlar gerçekten de. Hani zehirli iğnesi var ama insana bal yediriyor. Ben şahsen hayvanlara saygı duyuyorum ya. Bir ineğe saygı duyuyorum. Gerçekten eli olsa, toyna olsa tebrik ederim. Çok centilmence yaşıyorsun.
O kadar çok katkın var ki hayata. Ya bir inek kadar hayata katkı sunmayanlar var biliyorsunuz yani. Bir ineğin gübresi bile faydalı, tezek yapıyorlar. Sütü var, eti var, derisi var. Daha ne yapsın bu hayvan? Aynı şey arı için de geçerli. Şimdi arının yoğunlaştığı yere bakıyorsun. Ordu neredeyse adım atacak yeri yok. Her taraf arılarla dolmuş. Ondan sonra Muğla'ya bakıyorsun. Bak Muğla'da da bayağı bir arıcılık var. Adana'ya bakıyorsun. Bu 3 ili bileceksiniz. Ordu ilk sırada geliyor, Muğla ikinci sırada geliyor. Muğla aslında Ordu'yu geçiyordu ama o orman yangını, devas orman yangınları oldu ya. Ondan dolayı biraz Ordu'nun gerisine düştü. Bu 3 il arıcılıkta, bal üretiminde önemli ama dikkat ederseniz Türkiye'nin her yerinde arıcılık var. Ülkemizde çünkü arıcılık çok fazla maliyet gerektirmiyor, özel mülkiyet gerektirmiyor. Yani bir yere hayvan çiftliği kurman gerekmiyor. Al kovanları, arabanın kasasına yükle, istediğin yere götür. Biraz oranın çiçeğinden alsın, biraz bu tarafın. Arıcılar niye geziyorlar? Bundan dolayı geziyorlar. Her çiçekten polen alsın, balın lezzeti artsın. Tarım alanları çevresinde pek arıcılık olmaz çünkü ilaçlama var oralarda. Bir de arıcılıkla ilgili Anzer balını bilin Rize'de. Rize'nin Çamlıhemşin'inde arkadaşlar. Buradaki bir endemik bir bitki türünden dolayı Anzer balı önemli soru değeri çıkabilir. O kadar önemli bir bal ki enerji değeri çok yüksek. Kilogram fiyatı aralı 3-5 bin liraya ulaşmıştır. Almanlar direkt satın alıp ilaç diye bunu satıyorlar. O kadar yani. Zaten tadı da böyle çok tatlı değil, acı. Böyle kaşık kaşık yemezsin, enerji manyağına dönersin o zaman, nükleer enerji gibi. Dolayısıyla bu spesifik bilgiyi de vereyim. Bazı illerde özellikle gelişmiş, mesela Hakkari'de gelişmiş, Sivas'ta yoğunlaşmış yine. Bingöl'ün yine Bitlis'in ballarının da meşhur olduğunu bilin diyorum. Ve arıcılık iklimsel olaylardan en çok etkilenen hayvancılık şeklidir. Neden? Çünkü direkt açık arazi. İklimde bir olumsuzluk olduğu zaman çiçekleri, çiçeklerde dolayısıyla arıcılığı olumsuz etkilemiş olur diyorum. Yıllar önce bir Hakkari'den bal gelmişti. Kardeşim o coğrafyada çalışıyordu. Gerçekten yediğim en güzel baldı diyebilirim. O peteği böyle ağızda eriyor. Ama ondan sonra böyle doğal bal diye satılan birçok şeyin doğallıkla ilgisi olmadığını da görüyoruz. Umarım o doğal yapısı bozulmaz ve karşımıza denk gelir. Ama tabii onda bir bedeli var. Dedim. Bununla ilgili anlatacağım şeyler bu kadar. Geçtim. Balıkçılık. Şimdi ben bu gemi resmini niye buraya koydum? Arkadaşlar Japonya'da, Norveç'te, Peru'da, Kanada'da, Amerika'da, İngiltere'de dünyada en çok balık tutan ülkeler bunlar. Balık avlamaya bundan gidiyorlar. Bizim balıkçılarımız neyle gidiyor? Teknelerle, takalarla. Şimdi bir teknen alacağı balık miktarı ile bir geminin alacağı balık miktarı aynı mı? Ülkemizde balıkçılığın neden yeterince gelişmediğini açıklayan resimlerden bir tanesi bu. Ve buraya gidenler, gemiyle avlanmaya gidenler hemen dönmüyor. Balığı yakalıyor, kesiyor, biçiyor, konserve yapıyor. Öyle dönüyor. Gemi adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Ama ülkemizde günübirlik gidiliyor. Hatta çok açıklara da gidilmiyor. Bu geminin kullanılma nedeni denizin açıklarına gidiyor. Esas balıklar orada. Hani bir ağaçta meyveler hep yükseklerde olur ya. Balığın da en iyileri açıklarda. Kıyıda çok balık yok. Ama bizim takalarla, sergin etme bir taka ver buraya. Küçük tekneler avlanmaya giden balıkçılarımızı ver. Sen bundan ne kadar açılabilirsin? Açılsan geri gelebilir misin? Ne kadar balık tutabilirsin? Ne kadarını taşıyabilirsin? O yüzden Türkiye'de balıkçılığın en büyük problemi açık deniz. Balıkçılığının yapılmayışı. Denizin açıklarına gidilemeyişi. Anlatabildim mi? En büyük problem bu. Dolayısıyla bu hususta modern yöntemleri tercih etmek gerekiyor. Peki Türk balıkçılığının ikinci problemi ne? İkinci problem arkadaşlar, alternatif hayvancılık türleri çok geliştiği için balığı bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Yani kuzu eti, koyun eti, keçi eti, dana eti, bilmem ne eti, tavuk eti, balığa çok gerek duymuyoruz. Ve en büyük yanlışlardan birini yapıyoruz. Bence bu konuda bir milli şuur oluşturulması lazım. Üç tarafı denizlere çevrili bu ülkede kişi başına balık tüketiminin arttırılması lazım. Kişi başına balık tüketimi ülkemizde 2.5 kilogram, 2.5 kilo. Dünyada en çok balık tüketen ülke Japonya, kişi başına 180 kilogram. Neredeyse bir inek kadar balık yiyorlar. Balık zekayı etkiler mi? Arkadaşlar balık küçük başta yendiği zaman zekayı etkiler. Organik de doğal besleniyor çünkü. Büyük yaşta yeseniz ne olur? Büyük yaşta, bu yaşta balina da yeseniz çok etki edeceğini düşünmüyorum. Ama sağlıklı beslenmiş olursunuz. Türkiye'de balıkçılığın ikinci problemi neymiş? Alternatif et türlerinin fazla olması. Niye Japonya'da çok gelişmiş? Orada da alternatif yok. Kendini balığa vermişler. Sushi, bizim çiğ köfte gibi, onların da çiğ balığı var biliyorsunuz. Türk balıkçılığın üçüncü problemi maalesef Türk kadınları diyorum. Türk anneleri. Eşlerine daha hayatı zindan ediyorlar. Eve balık getirdiği zaman kim temizleyecek? Yok kokusu var, yok git balkonda yap. Adam balkonda titreye titreye balık pişiriyor. Dolayısıyla bunu yapma. Erkeklerin eve balık getirme hevesini kırmayın arkadaşlar. Türkiye'de balık tüketiminin arttırılması gerekiyor. Başka ne sorunlar var? Tahmin edeceğiniz sorunlar. Kıyı kirliliği,
Zararlı avlanma yöntemleri ki trolle avcılık bunlardan bir tanesi. Dinamitle avlananlar var. Suya elektrik verip avlananlar var. Hatta bazen kendini de unutuyor suda, kendi elektriğe kapılıyor. Başka, soğuk hava deposu yetersiz, balık çabuk bozulabilecek bir canlı. Soğuk hava deposu yetersiz olduğu için iç kesimlere balık yeterince ulaşmıyor. Dolayısıyla bence bu konuda bir milli şuur oluşturulması lazım. Balık tüketimi konusunda diyorum. Önemli şeyler söyledim. Açık deniz balıkçılığının yapılması lazım. Modern yöntemlere geçilmesi lazım. Kıyı kirliliğinin önlenmesi lazım. Zararlı avlanma yöntemleri arttırılması, zararlı avlanma yöntemlerinin azaltılması gerekir. Ve küçük balıkçı teknelerine, büyük balıkçı gemilerine, büyük balıkçı şirketlerine dönüşmesi lazım diyorum. Devam ediyorum. Türkiye'de balıkçılığın en çok yapıldığı yer Karadeniz. Türkiye'deki balıkların %80'i Karadeniz'de tutulur. Ondan sonra Marmara, sonra Ege, bakın en az neresi? Akdeniz. Oysa Akdeniz daha büyük bir deniz. Niye Akdeniz'de yeterince balıkçılık yapılmıyor? İki nedeni var. İyi dinle. Bir, yeterince balık yok. İki, insanların balık tutmaya niyeti yok. Ve ihtiyacı yok. Karadeniz'de balıkçılık niye gelişmiş? Önemli şeyler söylüyorum. Bir, balık çok. İki, Karadeniz'in yapacağı başka iş yok. Yani Karadeniz'de sanayi ve tarım, ticaret istenen düzeyde gelişmediği için insanlar mecburen balıkçılığa yöneliyor. Akdeniz'de turizm, tarım geliştiği için, ticaret geliştiği için balıkçılığa gerek duymuyorlar. O zaman Karadeniz'de balıkçılığın gelişmesinin iki nedeni var. Bir, fiziki neden. Balık çok, deniz serin, plankton fazla, sudaki oksijen fazla. Balıklar serin denizlerde olur. İki, İnsanların ekonomik olarak başka yapacağı iş yok. Bu da beşeri neden. Anlatabildim mi? Türkiye'de balık miktar olarak Karadeniz'de ama çeşit olarak Akdeniz'de fazla. En çok tutulan balığın hamsi olduğunu söylemiş olayım. Şahsen ben de hamsi balığını severim. Yani bazen böyle çok maceraya kapılmam ya, yeni balıklar varsa hamsiden vazgeçmeyiz yani. Ama ara ara tabii farklı şeyleri tatmak gerekiyor. Ülkemiz balık zenginliği bakımından iyi bir ülke. Fakat buna rağmen ithalat yapar mı? Yapar. Mesela ülkemizde somon yok. Nereden geliyor? Norveç'ten geliyor. Dolayısıyla balık denizlerde en çok Karadeniz dedik. Peki kültür balıkçılığı en çok nerede? Kültür balıkçılığı en fazla Ege'de. Hocam kültür balıkçılığı ne? Balığa kitap mı okuyorsun? Nasıl kültür oluyor? Balığı sen yetiştiriyorsun. Ege'nin sığ körfezlerinde derinliği az olan, kıta sahanın geniş olan körfezlerine kafesler atıyorsun. Hatta görüntü varsa. Evet, şuradaki gibi. Bakın şöyle kafesler atıyorsun. Bu kafeslerin içerisinde balığı sen besliyorsun. Evet, tadı çok güzel değil. Yani çok organik değil ama balık mı balık işte. Hatta bunun büyük bir kısmı da ihraç ediliyor. Japonya'ya, orkinos balıkları. Önemli yani. O zaman kültür balıkçılığı dendiğinde Ege gelir. Ama toplam balıkçılık, doğal balıkçılık dendiği zaman da Karadeniz ilk sırada gelir. Bunu da unutmayalım. Balıkçılık hakkında başka ne söylenebilir? Marmara'da balıkçılık faaliyetleri zengin çünkü boğazlardan dolayı, akıntılardan dolayı iki akıntının karşılaşma alanı balıkçılığı da zengin bir potansiyele dönüştürüyor Marmara'da. Başka ne denebilir? Türkiye'de balıkla ilgili kıyı balıkçılığında Karadeniz dedik. Tabii ki Karadeniz'in ilk sırada olmasında serin denizlik, oksijen çok, dökülen akarsu çok. Yani Karadeniz besleniyor bu açıdan. Kültür balıkçılığı Ege dedik. Tatlı su balıkçılığına gelelim. Tatlı su balıkçılığı iç sularda yapılır. Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü ilk sıralardadır. Hatta tatlı su kereviti denen bir tür vardır. Bakın şu, ihraç değeri vardır. Eğirdir ve Beyşehir Gölü'nde çıkarılır ama iç sularda en çok balık Van Gölü'nden çıkarılır. Ama tatlı su balıkçılığı denilen Van Gölü tatlı su olmadığı için o zaman Eğirdir ve Beyşehir ilk sıraya gelir. Bir de yine iç sularda kültür balıkçılığı alabalık çiftlikleri vardır. Bu da kültür balıkçılığı. Hatta Türkiye'de bu anlamda bir numara olacak yerlerden biri Elazığ Keban. Keban Barajı'nın bir kaçağından su kaçıran bir yeri var. Orada müthiş büyük çiftlikler kurulmuştur ve Türkiye'nin birçok yerine ihracat yapılır alabalık tesislerinden diyorum. Türkiye'nin birçok noktasında görürsünüz alabalık çiftlikleri. Bunlara biz kültür balıkçılığı diyoruz. Evet, balıkçılıkla ilgili başka ne söylenebilir diye düşünüyorum. Hemen hemen her şeyi söyledik. Sorunları söyledik. Nerede yaygın onu söyledik. İç sulardaki balıkçılığı söylemiş olduk ve geldim kümes hayvancılığı. Yani kümes hayvancılığı deyince tavuk çiftlikleri daha çok akla geliyor. Kümes hayvancılığı en çok nerede? Marmara bölgesinde. Sonra Ege bölgesinde. İl olarak Manisa. Niye? Çünkü yine orası büyük şehirlerde orada yoğunlaştığı için o coğrafyada oralarda yoğunlaşmış. O zaman kümes hayvancılığın Türkiye'de dağılışını etkileyen faktör nedir? Yine nüfus ve pazarlama koşulları. Kümes hayvancılığı ile ilgili Bolu, Sakarya, Balıkesir ve Manisa illeri ilk sıralarda gelir. İhraç ettiğimiz ürünlerden biridir. Türkiye'de aile tavukçuluğu da çok yapılır. Yani kendi bahçesinde 3-5 bile tavuk besleyenler vardır. Şahsen benim de hayallerimden biri. Yani onu izlemek bir terapi gibi geliyor aslında. O hayvanın dolaşması, yemlemesi, yumurtasını taze bir şekilde alabilmek eminim ki sizlerin de hayallerinizi süslüyordur. İnşallah o hayallerinizi hayallerimizde çok da böyle ütopik hayaller değil de mütevazi hayaller bizimki. Ulaşırız hepimiz için söylüyorum. Ve kümes hayvancılığı ile ilgili iklimsel koşullardan etkilenmez. Bunu söyleme gereği bile duymuyorum. Neden? Çünkü kapalı alanda yapılıyor. Kapalı alanda yapıldığı için iklimsel koşullardan
etkilenmediğini söylüyorum ve geçiyorum ipek böcekçiliği. Arkadaşlar ipek böcekçiliği, ipek böceği dut ağacının yaprağını yiyerek beslenir. O zaman iklimsel koşullardan etkilenir mi? Dolaylı olarak etkilenir. Tavukçuluk etkileniyor mu? Kümes hayvancılığı? Hayır. Arıcılık? Evet, en fazla. Sonra balıkçılık. O da açık alanda yapılıyor çünkü. İpek böceği dut ağacının yaprağını yer. Türkiye'de nerede yoğunlaşmış? Önce Bursa'nın adı geçiyordu fakat artık Bursa değil arkadaşlar. Diyarbakır ilk sırada. Çıkmış soru vardır. Yaş koza üretiminde Diyarbakır ilk sıradadır ama Bilecik'te yine Bursa'da devam ediyor azalmakla beraber. Antalya, Ankara, Elazığ ve Bolu. Buralarda ipek böcekçiliği yapılır. Ben küçükken hatırlıyorum bizim ailemizde böyle hobi olsun diye yapıyordu. Böyle o ipek kozaları var. Kaynar suya koyuyorlar. Oradan ipeği böyle alıyorlar. İpek üretimi son zamanlarda azalıyor. Neden? Çünkü çok pahalı bir ürün. Onun yerine suni ipek daha çok revaçta, suni ipek de daha çok petrol türevi biliyorsunuz. Daha ucuz. Ya da aranızda vardır ipek eşarbı olan, ipek şalı olanlar, doğal ipek. Çok pahalı. Herkesin alacak ekonomik gücü yok. Dolayısıyla ipek neden çok ipek böcekçiliği eski favori olduğu dönemleri yaşamıyor? Çünkü ipek pahalı bir ürün arkadaşlar. Yani aranızda ipek şalı olan, ipek eşarbı olan, ipek bir eşyası olanlar ve ipek fuları olanlar. Doğal ipek çok pahalı değil mi? Bundan dolayı herkes bunu alacak güce sahip değil. Bunun yerine artık sentetik dediğimiz yapay suni ipek, petrol türevi olan ipekler gelişmeye başladı ve nereye? Daha çok Marmara bölgesinde bu suni ipek üretimi arttı. Diyarbakır işte doğal ipekte varlığını korumaya devam ediyor diyorum. Ve Türkiye'de ormancılığa giriş yapıyorum. Türkiye'deki bütün hayvanları anlattık galiba. Tabii deve, at bunları anlatmıyoruz arkadaşlar. O kadar detaya inmiyor. Soru sormuyor çünkü ÖSYM. Şimdi ormancılık baktığın zaman ormanda yaşamayı hayal eden var mı? Şahsen yani o Heidi'nin çizgi filmlerine büyümüş bir nesiliz. Hala izlerim bak onu da söyleyeyim yani. Öyle ormanın olduğu, doğanın olduğu, sakin, sessiz, huzurlu şeyler hoşumuza gidiyor. Ama tabii bu ormanlar aynı zamanda milli bir kaynak, doğal bir kaynak, milli bir sermaye. Bu ormanlar aynı zamanda kullanılıyor sanayide. İşte tomrukta kullanılıyor, mobilya sanayisinde kullanılıyor, kağıt sanayisinde kullanılıyor. Dolayısıyla Türkiye'de ormancılık dendiği zaman ormandan doğrudan ve dolaylı yararlanma şekilleri var. Doğrudan nedir? Ağacı kesiyorsun, onu işte mobilya sanayisinde kullanıyorsun. Dolaylı nedir? Ağacın reçinesini topluyorsun, meyvesini topluyorsun işte çam fıstığı gibi. Peki hocam bu ormancılıkta, orman sanayinde neresi akla gelir? Batı Karadeniz. İlk başta bunu bileceksin. Peki Türkiye'de ormanlar nerede yoğunlaşmış? %80'i kıyılarda, %20'si iç kesimlerde. Özellikle de orman alan olarak, oran olarak Karadeniz'de fazla ama hektar olarak il bazında sorulursa Antalya'da fazla. Bunu bileceksiniz. Türkiye'deki ormanların oran itibariyle %26'sı Karadeniz'de olduğunu hatırlayayım. En az orman da Güneydoğu Anadolu bölgesinde. İl olarak en az orman Iğdır'da. Bak Konya değil ha. Ola ki böyle bir ters köşe soru sorarsa Konya az yağış alır ama Iğdır Konya'dan da az yağış alır bu arada. Karapınar yöresiyle karıştırmayın. Iğdır il olarak Konya'ya göre orman oranının daha az olduğu bir yerdir. Bunu da söylemiş olalım. Evet dedik. Bunun yanında mobilya sanayisinin Ankara, Bursa, Kayseri, İzmir, Adana'da geliştiğini de söylemiş olalım. Ve ülkemizde hayvancılıkla ilgili genel bilgileri verip dersi bitirelim. Besi ve ahır hayvancılığı Marmara bölgesi mera hayvancılığı Erzurum Kas çevresinde yaygındır. Ahır ve kümes hayvancılığı ve kentleşmenin hızla artmasına bağlı olarak artan talebi hızlı bir şekilde karşılayabilmek için büyük kentlerin çevresinde yoğunlaşmıştır. Ülkemizde farklı iklim bölgelerinin olması ve bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesine bağlı olarak arıcılık gelişmiştir. Evet. Bin bir çeşit endemik tür var Türkiye'de. Bu arıcılığı da besleyen bir unsur. Rize'deki Anzer balının önemli olduğunu, Muğla'daki çam balının önemli olduğunu söyleyeyim. Hakkari'de çiçek balı yine önemli. Türkiye'de yapılan hayvancılık faaliyetlerinde kümes hayvancılığı ve ahır hayvancılığı iklimden en az etkilenen hayvancılık türleridir diyorum. Ve ünite sonu hayvancılığı da böyle bitirmiş olduk. Soru çözümlerine geçiyoruz tekrardan. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ben Mehmet Eğit. Eğitim her yerde diyerek sizleri selamlıyorum.